Makaraştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketi sonuçlarını konuk olduğu programda ele aldı. Kulat, Halk TV'de Açıkça programına konuk oldu. AK Parti'nin son anketlerde %30'un üzerinde çıkmadığı, 2 puanın da HDP'li seçmene ait olduğunu öne sürdü. Kulat, son 20 yıl içerisinde muhalefet seçimi kazanmaya ilk kez bu kadar yakın Bugünkü şartlarda 50 artı 1'i 1 iki partiyle bulmak çok mümkün görünmüyor. Altılı masanın da daha da genişlemesi bekleniyor. İlk defa sahanın bu kadar hareketli olduğu bir seçim dönemi yaşıyoruz. Bütün partiler sahada. Akşener, Kılıçdaroğlu ve diğer liderler bir haftada bir sürü şehir dolaştı. AK Parti'nin oyları artık %30'un altına indi. Üç seçmenden de fazlası AK Parti ile yollarını ayırmış görünüyor. Bu durum MHP için de geçerli. MHP %10 ila %11 oranından %7 oranına düşmüş durumda. Bu kayıp seçmen nereye gidiyor peki? Bu seçmenin yarısının İyi Parti'ye gittiğini görüyoruz. İyi Parti'de ciddi bir yükseliş bundan dolayı hissediliyor. Deva ve Gelecek Partileri de aynı şekilde kopan seçmeni kendine çekti. Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin de Cumhur İttifakı'ndan oy aldığını görüyoruz. Kente yaşayan HDP'li Kürt seçmen kendini iktidar içerisinde kamufle ediyor. Ayrıca barajın %7 olması ile birlikte HDP'deki emanet CHP oylarının yeniden CHP'ye geldiğini görüyoruz. Her iki ittifak için de HDP seçmeni çok kritik bir konumda. Millet ittifakı adayının HDP'den oy alabilecek bir profilde olması çok önemli dedi. Altılı masanın yeni dönemde mitinglere ortak destek vereceklerini de kulak sözlerine ekledi.